Herkes Böyle Odasının bugün yepyeni bir ETS 2 videosuyla da karşınızdayım. Karşınızda TRZ Pro'ya ait çok güzel bir eski bin modu gördüm. Bugün biraz gazlayalım dedim. Son zamanlarımız hadi direksiyonda bu son zalt gazlamalarımız olsun dedim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah diyorum. Gününüz nasıl geçiyor diyorum. Ve efsane bir özellikle karşınızdayım. Önce aracımızı bir çalıştırıyoruz. Sonra şöyle tente animasyonumuzu gösteriyoruz. Abi çok iyi ya. Şu tente animasyonu var ya. Devir niteliğinde şu anda. Benim çok hoşuma gitti ya. Baksana bir daha açacağım. Burada bırakabiliyoruz mesela. İçeride ne gözüküyor mu onu bak bak. Aa bak buradan da gözüküyormuş. Çok iyi ya. Hani bu tarz şeyler yapılması hoşuma gitti benim. Bunun gibi sunroof falan da yakında gelir. BMW'lerin böyle hafiften çakal kasa böyle üstünü sunroof açarız. Böyle gazlarız. Böyle sesi de göstereyim. Aracım ve haritanın indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Haritamız Pro Mods. Arkadaşlar bu yüzden göstermeyeceğim. Standart Pro Mods haritası. Dur. Şu haritamızı şöyle hafiften açalım. Yolda görelim yolumuzu. Valla bakalım. Abi lütfen bize yol verirsin ya. Sende öyle bir tip var. Hey beyler nasıl gidiyor gününüz? Anlatın bir şeyler yazın yorumlara ya. Çok şu V2'yi merak eden çok var. Dostlar V2'de encoder'ımı patlattım. Kötü bir olay yaşadık. Encoder'ı bozdum doğrusu. Bu yüzden kısa bir süreliğine V2 yapımı ertelendi. Yeni encoder bekliyorum. Umarım en kısa zamanda onu da çözeceğiz ve yeni encoder'ımızda yolumuza ve yeni direksiyonumuzda yolumuza devam edeceğiz. Yeni direksiyon böyle işe gömme değil. Üstte olacak. Ve hey shifter olayı çok güzel bir şekilde yapacağız bu sefer. Ve biz neyi bekliyoruz? Sağdan geçsek mi? Tam hareket edeceğimiz zaman arabaların gitmesi peki. Yani bekleyin bekleyin. Tam ben sizi sollarken siz beni geçin. Allah'ım yarabbim ya. Buradan sola gireceğiz. Bunlar bize yol vermez. Biz bu şehirden çıkamayız. Abicim ya ama bak şimdi bak. Ben ne güzel geliyorum yavaş yavaş. Sen duruyorsun ben tam seni sollayacakken. Bir daha vuracağım sana sonra. Söz bir daha vuracağım. Ya sen şimdi burada bana nasıl çarptın? Hadi biri bana bunu açıklasın. En iyisi trafiği biraz düşürelim buradan çıkana kadar. Tamam şehirden çıkalım. Sonra trafiği geri yükseltiriz. Şöyle şehirden çıkana kadar ama trafiği biraz azaltalım. Birkaç kişi şey demiş. Kat sayısı farklı mı oluyor araç hızla giderken ve yavaş giderken? Evet arkadaşlar. Araç yavaş giderken direksiyon 400 derece falan hızlı giderken 1080 dereceye çıkıyor katsayımız. Bu yazılımdan kendim yaptığım bir şey. Neden diye sorarsanız böyle bir şey. Yani biliyorsunuz yavaş giderken böyle ikide bir manevra almaktan sıkılıyorum. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. Bu yüzden böyle bir yol izledim. Ve güzel olduğunu düşünüyorum. Açıp şöyle üstümüzü de kapatalım. Animasyonlu geliyor tente. Ses de gidiyor. Çok güzel bir şekilde ses de azalıyor yani. Ya düşünülmüş bir şey de yolda niye kimse yok şu anda? Ben 9 yerine 0 mı yaptım ya? TRZ Pro gerçekten bu ETS2 mod olayında kralsın. Cam animasyonuna bağlamış arkadaşlar. Cam açma kapatma düğmeniz sol cam açma kapatma düğmeniz de aynı tuşla çalışıyor. Bence güzel bir özellik yapmış. Yani bu şey zaten geldiğinde cam açma animasyonu falan böyle şeyleri bekliyordum ben açıkçası. Yakında eğri falan gelse de hiç şaşırmam ki eğri bekliyorum yani. TRZ Pro özellikle senden bekliyorum kral. Böyle bir eğri bir araç yaparsın sen bunu. Abi sen bizi nasıl geçersin ya? Bakalım aracın hızlanması nasıl da düz yol bekliyorum. Düz yola gelip yapıştıracağım gaza. Bakın mesela hızlı giderken 1080 derecede çekti şu an direksiyonu. Bu yüzden virajlara daha şey girebiliyorum. Yani rahat bir şekilde. Ve böyle yaptığım için yazılımda titreme falan da olmuyor arkadaşlar. O çok güzel bir şey.
Ama bu şekilde çok nadir oluyor. Nasıl iyi gidiyor ha. Altıya taktık da. 46, 148, 150. Bakalım kaça kadar çıkabileceğiz bu yollarda. Korkutucu bir hız yok. Sanki yavaş gidiyorum arkadaş. Ölçekleme mi farklı, anlamadım ki. Hızlanması iyi de. Sanki şey yok gibi. Abicim oradan oraya giriş olur mu ya? Lan tam solda mı? Ya. Tam makasa girecektim ha. Vallahi tam makaslık böyle bir ara, hafif bir tatlı bir ara gördüm. Makasa girecekken adam önümüze kırdı ya. Buna bir varak sesi olsa var ya, üf, adından yenmez var ya. Nasıl böyle tatlı bir böyle vurtutuz. Atlatma falan da eklense. Çok iyi. O oyunun orijinal Skoda aracın sesi arkadaşlar. Hani farklı bir ses kullanılmamış. Oyunun orijinal diyor pardon. Bu multiplayer Skoda'sı var ya. Onun sesi. Ama yakışmış ses. Hani iyi oturtulmuş. Lan iyi gidiyorsun. Yol ayrılı, biz de mi ayrılacağız? Biz de ayrılacağız galiba buradan. Aynen. Biz de ayrılacağız. Ay, polis amcalar da sireni yakmış, bekliyorlar. İlk yavaşlamışız. Hızlı girseydik burada uçardık büyük ihtimalle. Makaslık ara olsa var ya, ETS'de makas yapardım. Ve makaslık araya denk geldik. İlk makasımızı attık. Frene basarsanız uçarız. Frene basmazsanız da güzel bir şekilde gireriz. Tekel. Yani şu anda çok iyi yapıştırdım ya. ETS2'de böyle araba mutlu, ilk defa böyle zevk alıyorum. Daha önce hiç böyle zevk almamıştım. Bayağı güzel oldu. Eyvah. Of. Bana biri mi çarptı, ben frene bastım diye mi? Frene öyle bir bastım ki arabanın önü yere çarptı. O derece. Sanki ikinci vites yok gibi de. Birden iki aldım, iki de bağırmaya devam etti. Böyle. Yavaştan gidelim. Yolumuza. Çok mu hızlı geldik, anlamadım ki gideceğimiz yere. Biraz hızlı geldik gibi ya. 19 kilometre kaldı. Aa, çok güzel bir zevk değil mi ya? Vereceğim. Çabuk geç, çabuk 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 çabuk. Abici ben sizi bekler ne kadar. Yavaş gel lan, manyak korkuttu beni. Bu ne? Şarj istasyonu mu? Ciddi olamazsın ya. Tesla'ya bak. Vay arkadaş. Yazı yazıyor mu Tesla diye? Merak ettim. Bir dakika, ne yazıyor? Harbiden Tesla yazıyor. Yesla. Yesla yazıyor. Oha, oyuna getirmişler. Bu da Tesla'ya mı benziyor? Aynen, Tesla'ya benziyor. O abi ya. Promos normal SCS'den daha iyi çalışıyor. Promos haritasındayız arkadaşlar. Ama sesi SCS'de yok bu özellik. Benzin falan da güzelmiş ya. Ya bunda var böyle, yanlayabilsek var ya, şurada bir sıfır çizerdik. Deneyelim. Deneme. Deneyenin bir yüzü, denemenin iki yüzü. Yok. Hiçbir şekilde yan vermiyor. Aset dolaydı, şimdi atarız yana. Evet, şimdi ben buradan sağdan çıksam U çekip geri geleceğim ve sola gideceğim. Kurallara uymasam, direkt sola çıksam ne olacak? Daha güzel olabilir. Ben direkt sola çıkmayız. Tırcı abilerimiz bize yol verir mi, o ayrı bir şey. Kordamız da böyle. Aracım ve haritanın indirme linkini açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Söylediğimi hatırlamıyorum. Umarım sağdan araba gelmiyordur. Çektim, arkaya kadar dönüp baktım.
Ben baktığımda geçen araba, gelen araba beni geçti. Yalnız araç hoşuma gitti yani. Gazlaması falan bayağı iyi. Bir tane Tofaş çekeceğim yakında arkadaşlar. Onu bu direksiyondan mı çekerim hiç diyemem. Öbür direksiyonda belki. Belki ile de çekebilirim. Ay, bir parça bekliyorum. Encoder bulamıyorum. Türkiye'de encoder yok ya. Vallahi yok ya. Encoder bulamıyorum. Kaç gündür arıyorum, arıyorum, arıyorum. Cık, yok. Var birkaç tane motorlu encoder var. En kötü ihtimal artık onu alıp onu da yapacağım. Onu ben normal yazıcı encoder ile çalıştırmayı istiyordum. Çünkü daha kaliteli sonuçlar alabiliyoruz. Yani yarın öbür gün gene başım harcayan en iyisini yapayım diyordum. Ama bulamadık. Yapacak bir şey yok. Böyle şehrin içini bir turlayalım. Benzer ya. Acayip trafik var. Al, resmi de şurada çekeriz. Güzel. Gideyim bir. Sonra tura dönüp geleyim. Ama ben nereye gidiyorum onu da bilmiyorum. Hayda, dönmüşüm. Şeye de geri gidiyorum. Şurada bir U çekeyim. Bir eski yerime gideyim. Gelen yok ya. Şöyle kafamızı çıkartalım. Böyle bir saçma bir şey olmaz. Araba kaya kaya buraya kadar geldi. Da güzel bir yerde bitiririz. Tekrar döndük şehre doğru gidiyordum yani. Geldiğim şehre geri dönüyordum. Bu yol oraya gidiyormuş. Bağlantı noktası ama bu yol daha güzelmiş. Keşke bu yolda gelseydik ama biraz gazlıyım dedim. Az bir işte makasa girdik. Güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle entemizi kapatalım. Az ilerideki yerde bitiririz. Bu istop etme olayını hiç çözemedim ya. Araba istop ediyor kendi kendine. Da benim sistemden de olabilir yani. Yavaş gitmeye alışık değil ki sistem şimdi ne yapsın yani sürekli gaz veriyor sürekli gaz veriyor. Şurada yerimizi verelim. Yavaştan şöyle duralım. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için yorum yapmayı ve like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu araçla ve haritada oynamak isterseniz açıklamadaki linklerle ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.